Ben dünya tarihinin gördüğü en büyük devlet olan Roma zamanında pagan dönemlerinde şehirlerin içerisinde mezarlık bulundurmak yasaktı. Kanunen yasaktı. Kanunlar izin vermezdi. Surun dışına bir şehir inşa ederdiniz. Çünkü insanlar ölümden korkarlardı. Hristiyanlaşmak bambaşka bir süreci beraberinde getirdi ve Avrupa'da mezarlar şehrin içine taşınmaya başlandı. Nereye efendim? İşte bir kilisenin bahçesine, kilisenin civarına. Çünkü şöyle bir şey, birincisi paganlar kadar ölümden korkmuyorlardı. Ölümün korkulacak bir şey olmadığını, şu Hristiyanlığın o dini ilahi ne olsa da yani Cenab-ı Hak'tan gelen Hazreti İsa Efendimiz'e nazil olmuş o din var ya, muharref, biz Müslüman olarak öyle kabul ederiz, muharref falan. Ama neticede bir bakiyesi var, o da bir tatmin, bir itminan getiriyor insanlara. Ölümle barıştı Avrupalı Hristiyanlaşmasıyla birlikte ve mezarlıklarını şehrin içine taşımaya başladı. Kiliselerin civarına gömdüler, o da bir azize yakın olmak kaygısıylaydı. Ve unutulmasın, Hazreti Musa Efendimiz Tuva Vadisi'ne gittiğinde nalinlerini çıkar, burası kutsal vadidir dedi ya Tanrı. Kilisenin avlusu, bahçesi kutsal yerler kabul edilir. Bu yüzden başını açar ve girerler. Hristiyanlar oraya başlarında bir şeyle girmezler. Neyse, bu da teknik bir detay oldu. Buralara gömülmeyi tercih etti insanlar. Ölümden yana bir tedehüş kalmadı sizin anlayacağınız. Ancak en önemli tedehüş neydi bu korku? Yani ölümden yana bu korku. Öldükten sonra ne olacağızdan ziyade biz dünyada öldükten sonra nasıl kalacağız korkusuydu. Şimdi bizim kimsesizler mezarlığı dediğimiz şeye Avrupalılar isimsizler mezarlığı dediler. İsimsizler mezarlığı. Zaten öldükten sonra biliyorsunuz malınızı, mülkünüzü, mansıbınızı, rütbenizi, hatta adınızı da bırakıp gidiyorsunuz. Adınızı en fazla bir mezar taşına yazıyorlar ve dünyada ipka olan şeyiniz o oluyor. Hatta hani Bencile'in Konyalıysanız, Konya'daki eski mezar taşlarını, o sille taşından yapılmış taşları görürseniz, 50 senelik taşlarda isimlerin de silindiğini görürsünüz. O taşın da tabiatı o. Her neyse efendim, isimsizler mezarlığı aslında dünyada dünyevi bir şekilde ibka olabilecek yegane şeyinizi elinizden aldı. Alış. Bizimkisi biraz daha insanidir. Kimsesizler mezarlığı. Efendim, kimsesi yok bu adamın, gömecek. Biz gömdük belediye olarak. Muhtemelen ziyaretine gelen de olmaz. Gariban bir kez kaldı kabrinde der. Biraz daha anlamlıdır. Ancak Batılı buna isimsizler mezarlığı dedi. Şimdi anonimite farklı bir lüks katar insana. Unutulmasın, yine 19. yüzyılda bilim gelişirken bu insanlar isimsizler mezarlığına gömülmeden evvel üniversitelerde kadavra olarak kullanılırdı. Ve yine unutulmaması gereken şey, bir cenaze töreni yapacak paranız yoksa eğer bedeninize el koyup üniversite hastanelerinde kadavraya çevirebilirlerdi. Neyse, anonimleştiğiniz zaman üzerinizde böyle tasarruf ediyorlar efendim. Adınız kalktığı zaman ortada. Yine unutulmasın, işte bu da Ranciere'in Uyuşmazlık kitabı, onu tavsiye ediyorum. Roma'daki plebler ve patriciler arasındaki mücadelede patricilerin her birinin adı olduğunu, yani Ahmet, Mehmet, Reşat, Rauf, her neyse bir adı olduğunu, bununla birlikte pleblerin adının olmadığını söyler Ranciere. Dolayısıyla adınız olmayınca, mesela Suriyeli adamın adı var, anası Ahmet, babası Mehmet, yani annesi Ayşe, babası Mehmet, kendisi de Ahmet adam. Ama böyle değil efendim, bir Suriyeli'den bahsettiğinizde anonimleştirirsiniz. Dolayısıyla hakaret etmeniz de kolaylaşır, üzerinde tasarruf etmeniz de kolaylaşır. Çünkü soyutlarsınız o adamı ve şahsi varlığından tecerrüt eder birden sizin gözünüzde. Şimdi efendim, biz İzmir depremiyle birlikte, ki bu İzmir depremi hakkında yaptığımız ikinci konuşma Kafa Konforu'nda, İzmir depremiyle birlikte bir hakikati gördük. Bu hakikat de şudur. Daha evvelki hadiselerde de gördüğümüz, mesela Soma depremi, Soma faciasında gördüğümüz, orada bir maden çöktü. İşçilerimiz orada şehit oldular, can verdiler. Bunların siyasi malzemeye dönüştürülmeleri, dikkat ederseniz hep sayı üzerinden oldu. Efendim 60, 61, 62,
burada 2, 3, 4 değil. Yani Rosa şeyin var ya, RAF şey, Ulrike Meinhof'un söylediği şey. Adamın birisi bir araba yakarsa bu bir kriminal eylemdir. Bu adam 10 araba yakarsa bu bir politik eylemdir der. Hakikaten böyle. Sayılaştırdığınız anda, anonimize ettiğiniz anda, bir rakam, bir aritmetiğe döktüğünüz anda hakkında konuşmanız ve hakkında konuştuğunuz bu insanı istediğiniz gibi aşağılamanız yahut bir şeylere alet etmeniz daha da kolaylaşıyor. Dolayısıyla korona hadiselerinde efendim bugün 62 kişi öldü, bugün 32 kişi öldü, bugün şu kadar adam öldü derken anonim bir ölümü kullanmak ve alet etmek ve kendi hesaplarına yönelik bir suistimalde bulunmak daha da kolaylaştı. Şimdi bu kabul edebileceğim ve anlayabileceğim bir şey. Çünkü anonimleştirdiğiniz anda bunu kolayca yapabiliyorsunuz. Ancak kabul edemediğim şey, müşahhas olarak hasta olmuş Ahmet'in, yani bakın Muhittin Böcek, Antalya Belediye Başkanı adamcağız. Ben burada bu işin sağını solunu da konuşmuyorum, onu da söyleyeyim yani. Bu genel bir beşeri araz. Adamcağız ne zamandır hastanede yatıyor ve dualar ederiz yani inşallah. Çünkü Allah'tan öyle bir şey dilenmez. Hangi partiden olursa olsun bana ne yani. Bu adamcağızla ilgili menfi yoruma da rastladık. Ekrem İmamoğlu korona olmuş, ay hadi inşallah'a rastladık. Efendim Burhan Hoca vefat etti, Burhan Hoca ile ilgili yoruma rastladık. Süleyman Soylu korona oldu, Süleyman Soylu ile ilgili şeye rastladık. Şimdi bu asıl karşılaştığımız asıl ahlaksızlık. Çünkü bunların hiçbirisi anonim değil ve bunlar bir rakam da değil. Müşahhas olarak insanların felaketini isteyen nekrofillerle karşılaşıyoruz. Ve bu nekrofiller aslında dışımızda olan mezarlıkları içimize taşıyorlar. Aynı bir zamanlar pagan olan Roma'nın Hristiyanlaşmasıyla mezarların dışarıdan içeri taşınması gibi. Ne diyelim, Allah beri etsin.